Kontrol Mimarlığa hoş geldiniz. Ben Mimar Yasir Karaca. Sayın arkadaşlarım, şantiyede serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık hızlı hızlı çatı örtü malzememizi örterek devam edeceğiz sayın arkadaşlar. Burası neydi? Bizim çatıya çıkış kapağımızın olduğu yerdi sayın arkadaşlar. Ve bu da etrafındaki yine teneke işçiliğiydi. Dediğim gibi bu teneke işçiliğini çatıya çıkış kapağının etrafında da yapıyoruz. Daha doğrusu her birleşim noktasında bu işçiliği görüyoruz sayın arkadaşlar. Ve onun altına şu an çatı kiremit altı örtüsünü, ruberoid dediğimiz örtüyü yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bakın bu da yine Asatürk Kulesi'nin üst tarafı. Gördüğünüz üzere bakın bacaların altına. Şimdi suyun akarı nerede? Şöyle gösterelim. Suyun akarı burada. Şimdi şu kısımda kiremit altına girmeyecek. Bu kısımda suyu üstüne alıyor. Suyu getirdi, getirdi, getirdi. Buranın altına da kiremit gelecek ve kiremitin üstüne, kiremitin üstünden devam edip 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 oluğa oluktan, pimaş boruya pimaş borudan yapımızdan uzaklaşacak. Yani arkadaşlar artık bizim üst tarafın yavaş yavaş şeyi bitmiş durumda. Örtü hali bitmiş durumda. Artık yavaş yavaş şu birleşim noktalarını falan halledeceğiz. Ve sonrasında üst kısmını yavaş yavaş bitirmiş olacağız. İlerleyelim. O birleşim noktalarının detaylarını biraz daha görmüş olalım sayın arkadaşlar. Bakın. Yine şöyle biraz örterken inceleyelim sayın arkadaşlar. Dediğim gibi yine şu an ip yok ama az bir bozulma olursa, şey olursa ya da belli bir katta bir sayıda bir yerleştirdikten sonra ip çekilmesinde tekrar fayda var. Bu işin düz devam etmesi için, her yerde düzgün gitmesi için. Ama bakın kiremitimiz iyi ya. Kiremitimizde bir sıkıntı yok yani. Bir de ben size bir tavsiye, zaten zannediyorum çoğunuz çatının nasıl yapıldığını bilmeyeceksiniz. Çünkü özellikle yükseklik korkusu olan arkadaşlarım zaten buralara çıkamıyorlar. Tamam mı? Çünkü yüksek oluyor, bir de eğimli oluyor. Onun haricinde de sen, bakın burada bu sıraya gördünüz mü şey atmış. Sivi vurmuş. Gördünüz mü? Bu kaçırmayalım. Neyse. Zaten birçoğunuz yani bu olayda çok fazla profesyonelleşemeyeceksiniz. Tecrübeniz ne kadar olursa olsun. Şöyle de bir şey daha söylemek istiyorum. Bu kiremitin arkadaşlar olabildiğince çıkarsanız da şöyle ortasına diklemesine basmayın. Şöyle yan yan basın ki kiremit kırılması, kırılırsa çünkü bir sürü tekrar uğraşısı var. İçerisinden çıkarması var, bilmem neyi var. Ben onu birkaç fotoğraf ilerledikten sonra, şöyle dik açılı olduktan sonra size bir daha gösteririm. Bakın ilk sıra kiremiti gene yerleştiriyor. Son yüzeye. Üç yüzeyi yaptı, son yüzeyi toparladı. Ne yaptık? Tekrar etmek babında ipini gösteriyoruz. Bakın ipi boydan boya çekti. Hemen gösterelim. Altının örtüsü bitmiş durumda ve bu diğer kısımları zaten bitti. Oranın da ipini çekti. İpine göre şimdi malzemeyi yerleştirecek. Gördüğünüz gibi sayın arkadaşlar. Bakın buradan gitmiş. Buradan ipinde. Buradan ipinde gidiyor. Bakın olukların şu birleşim noktalarında belli bir işte santimde bir şu şekilde bir parçası olur oluğu. Daha düzgün tutmak. İşte şu kısımlar sayın arkadaşlar. Bunların desteği şu an videoda yaklaşmış. Şu. Onların birleştirme şeyleri. Desteği olsun. Bakın detaylı bir şekilde kiremit örtme olayında zaten çok bir numarası yok biliyorsunuz. Bakın ne oldu? Burada altından girdi. Şurada üstünde görüyor musunuz? Burada üstte şey yapmış. Üstü o şekilde dönmüş. Şimdi geldi. Yağmur şöyle dikine geliyor. Tamam mı? Ne oldu? Buradan dönen geldi. Kiremitin üstünden aktı gitti. Buradan dönen yine kiremitin üstünden aktı gitti sayın arkadaşlar. Burada işte yani suyu nasıl tahliye edebileceksin işte sayın arkadaşlar. Saç üstte olması gerektiğinde üstte, altta olması gerektiğinde altta oluyor. Zaten bunu baktığınızda olayı çözersiniz. Hani ne zaman üstte olması gerektiğini, ne zaman altta olması gerektiğini şöyle baktığınızda çözeceğinizi düşünüyorum. Bakın burada geliyor suyun akarı. İşte bu şekilde sayın arkadaşlar. Kiremitler de iyiden iyi yapılmış. Bakın onun dengesini yapıyor. Görüyor musunuz? Dengeli bir şekilde. Ondan sonra çakıyor. Yani dediğim gibi bunda neyle çakıyor şu an? Bu o kısımlara işte başlı çiviyle çakıyor sayın arkadaşlar. Aha işte çivi bu. Gördünüz mü? Kafası biraz daha geniş. Çaktığında orada şey yapıyor yani yüzeyini kapatıyor. Çaktığında. Ama bu biraz küçük olmuş. Neden şimdi çok büyüğünü şey yapmıyorsunuz?
Farz edelim al işte 8 2 3'üdür budur çakmıyoruz. Önce onu söyleyeyim. Çaktığınızda ne olur? Aşağıdan çıkar çatının altından. Gerek yok. O yüzden belli bir santimde ama bundan biraz daha uzun olabilirdi. Neden bundan biraz daha uzun olabilir? Bu tarz çivilerle sayın arkadaşlar ustaların eline vurma ihtimali de çok artıyor. Onu söyleyeyim. Koyuyor. Şimdi tutuyor. Tutup vuracak. O yüzden biraz şey oluyor yani. Onu da söylemiş olayım. Başlı çivi muhabbeti de o sayın arkadaşlar. Bakın olukçular aşağı kısımların oluklarını düzeltiyorlar. Şu an o kısım sayın arkadaşlar. Bundan bahsetmiştim. Aşağılarda biraz akarında sıkıntı var diye. Onları da birazdan deneyerek şey yapacaklar. Şu da bizim zaten gırgırımızdı. Gırgırı tamamen çıkardıktan sonra şu yüzeyi kapatacaktık sayın arkadaşlar. Bakın gördünüz mü yerleştiriyorlar. Yerleştiriyorlar. Oluk kısmını tabii yine dediğim gibi çok zor bir şey değil zaten de başka bir inşaatta inşallah denk geldiğinde çekeceğimi de söylemek istiyorum sayın arkadaşlar. Bu inşaatta detaylı bir şekilde oluğu çekemedim. Basit bir şey olması ile beraber yine de görünmesinde fayda var. İlerleyelim. Evet şu an burada ne oldu? Ne yapıyor ustamız? Bir çizgi boyunca mahya kısmının üzerindeki çıkıntıları alıyor sayın. Şu hiza boyunca mahya kısmının üzerindeki çıkıntıları alacak. Bakalım kamerayı sabit tutmuş muyum? Getirecek o hizadan. Dur şunu sileyim. Onları işte bu taşlama makinesiyle kesiyor sayın arkadaşlarım. Zaten birazdan bu işlemi yaparken makine arızalanacak. Yeni makine gelmesi beklenecek falan filan. İnşaat olaylarında yani bunu niye söylüyorum? Yani sonuçta sen bize teknik anlatıyorsun. Bu bizi ilgilendirir mi diyebilirsiniz. Şu şekilde ilgilendiriyor. Yani bunu da bilin yani inşaat olaylarında bu tarz aksaklıklar sık sık karşılaşılabiliyor. Bakın açtıktan sonra o yüzeyini tam şey yapıyor. Tamam şefim çok güzel. Bir saniye durdurayım. Kırsın onu öyle durdur. Peki buralar ne olacak o zaman? Şefim şimdi sen şey yaptın. Şu kısımlar şuradaki boşluklar ne olacak? Sayın arkadaşlarım o kısımlara da yine kiremiti ekleyip kesim yapacağız. Birazcık sabır lütfen. Özellikle mesela diyelim ki bir tane kiremitiniz var. Bakın şu kiremiti örnek alın. Ucu kırılmış. O kiremit işte tam burada kullanılır sayın arkadaşlar. Çünkü diyelim kiremitin zaten %60'ını keseceksiniz anladınız mı? O yüzden o kiremit yani artık kiremitleri burada kullanmak. O yüzden hani ben demiştim ya 15 yani metrekarede 15 kiremit falan gider bu tip kiremitte diye. Kars kiremitte, Mars kiremitte. İşte 15,5 falan da işte kırıkla dökükle gidebilir demiştim ama çoğu kırığı da bu şekilde değerlendiririz sayın arkadaşlar. Yine de hesap yaparken 15,5 ile çarpılmasında fayda görüyorum metin hesabında ama onu da söylemeden geçmeyeyim. Evet bakın yüzeylerini kesti. Devam edelim. Sonra ne olacak? Bakın bir tane kiremit koydu ve kiremitin yüzeyine bir çizik attı. Niye? Onu alacak kesecek. Çünkü büyük bir kısmını kestiği için orada dengeli olmayacağından dolayı onu aldı diğer tarafta. Şimdi kesecek sayın arkadaşlar. Bu şekilde yani birleşim noktalarını da bu şekilde halletmiş oluyoruz. Zaten dere mahya olan kısımlarını nasıl hallediyorduk? Dere mahya olan kısımları aslında daha kolay. Oraya saçla kapatacakları için kiremitler iki taraftan yaklaştığı an yetiyordu oralara. Tepe kısımlar bizim için biraz daha zor. Evet orayı kesti ve yerleştirdi. Gördünüz mü sayın arkadaşlar? Getirdi ve yerleştirdi. Bunda da aynı şekilde gelecek hizasını alacak ve şey yapacak. Bakın şurada da dikkatinizi çekiyorum. Bir altına bir destek koydu. Eğer ki bu altına destek koymazlarsa köşe noktalarında sayın arkadaşlar kiremitin altında bir boşluk oluşuyor. Bu kilit bir şekilde oturduğu noktalardan dolayı bir boşluk oluşuyor. O yüzden altına bir destek konulmasında fayda var. Eğer ki konulması kiremitin şöyle oynuyor yüzeyi. Kiremitin yüzeyi oynayınca da kırılmalar falan oluyor sayın arkadaşlar. O yüzden bunun yapılmasında fayda var. Aklınızda bulunsun. Zaten onları da yapacağız. Şimdi kiremitleri yerleştiriyor o gördüğünüz boşluklara sayın arkadaşlar. Onların hepsini hizasını alıp kesimini yapacağız birazdan. Yine birlikte bir tekniği daha yavaş yavaş bitirmiş olacağız bu sayede. Bakın hepsini yerleştirdi. İlerleyelim. Gördüğünüz gibi. Önceki kesim. Bakın şu aralardakiler şöyle yuvarlak içine mi alayım? Şunlar önceki bizim tek de böyle jit diye kestiği de o taşlama. Şu
yana alıp çektiğinde bunların hepsine şimdi işaret koyacak ve hepsini keseceğiz sayın arkadaşlar. Artık şey yapmasına gerek yok. Burada gelebilir. Şu uç kısmındaki dengeli durmayacağı için yana aldıydı da bunları buranın içindeyken keser yani. Aynı bu şekilde sayın arkadaşlarım. Tabii ben fazla yine kameraya sıkıntı oluyor biliyorsunuz. Kameranın objektifine bir sürü toz, pis, is, kir neyse hep kameram eskidi ya. Bunu ben Nikon D5100 ile çekiyorum bu görüntüleri. Görüntü kalitesini de bu şekilde sayın arkadaşlar. Ondan da bahsetmiş olalım. Bakın kese kese geliyor. Bu biraz daha büyüğü zaten taşlama makinesi. Onda spiralin biraz daha büyüğü sayın arkadaşlar. Hani bir önceki bazı yerlerde böyle ufağını kullandık. Ona avuç olanı dedi. Bu küçüktü. Bu daha büyüğü. Çift elli kullanıyorsunuz. Daha dengeli. Zaten küçük olanı kesmiyor. Kiremit biraz böyle şey bir dişli bir malzeme, dayanıklı bir malzeme olduğu için bak, tık 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 hepsini almış oluyoruz sayın arkadaşlar. Ya şimdi tamam şefim anladık bu kısımları kes değil işte sayın arkadaşlar. Biraz izlemenizde biraz tecrübe edilmesinde fayda var. Öyle teknik tamam buymuş hemen geçelim değil yani sayın arkadaşlar. O tam birleşim noktasını kafanızda tam canlandıracaksınız ki yarınki yerin tasarımı başka bir şey olmasına rağmen buradan fikir yürütebileceksiniz sayın arkadaşlarım. Birleşim noktalarını nasıl çözdüğümüzü özellikle bilmeniz gerekiyor. Bakın gördünüz mü? Tamamen halloldu. Altında yapılan yer yer olan destekleri de görüyorsunuz sayın arkadaşlar. Artık parçaları altına destek olarak koyuyoruz. Çünkü sayın arkadaşlarım yoksa dediğim gibi şöyle birisi şu kısma basar ama burası oynadığından dolayı kiremit düzeni bozulur yani öyle söyleyeyim. Devam ediyorum. Şimdi biz bu işlemi ne zaman yapıyoruz? Yine hatırlayalım. Dört tarafın kiremitini döşedik şöyle döndük. O asansör kulesinin üstünde dört tarafını döndük. Ondan sonra şimdi ne yapıyor? Bakın şu tarafı bitirdi ya. Şu sağ tarafını bitirdi. Şimdi sol tarafını yapıyor. Sol tarafının önce çıkıntılarını kesiyor. Şunu kesecek, şunu kesecek, şunu kesmiş. Sayın arkadaşlar ondan sonra da hızla ilerleyecek. Büyük kiremitleri koyacak. Onları kesecek tekrar. Bakın. Görüyorsunuz değil mi şu kısmı? Kesmiş. Şimdi tık 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 onları da alacak. Evet. Kiremit olayı da işte bu şekilde sayın. Devam edelim. Çıkıntı olan bütün parçalarını kesecek. Yani şey yok. Çıkıntı olan bütün parçalar kesilecek yani ve oraya oturacak şekilde ayarlanacak. Ha, üstüne aslında mahya kiremiti gelmiyor mu? Geliyor. Birazcık şunu kısayım ya. Çok ses. Mahya kiremiti gelmiyor mu? Geliyor ama olabildiğince öpecek ki sağlıklı olsun yani. Çok fazla arada boşluk kalırsa sıkıntı olur. Ne yapmış? Bakın burada artık malzemesini değerlendirmek için yani şurada şu kadarcık bir kesim yapacak. Yani buna lazım olan parça şu kadarcık bir parça işte. Belki daha az. O yüzden orada tutmuş artık malzemeyi kullanmış. Bir tane kiremit muhtemelen ortadan ikiye kırılmış. Onu değerlendiriyor sayın. Tabii olduğu gibi toz bize bastığı için şey yapıyor. İstiyorsanız biraz sesini de açayım. Duyun bir sesini. O arada ben susacağım ama. Gördüğünüz üzere malzemenin de bu şekilde bir sesi var. Oradaki artık malzemeleri de nasıl değerlendirdiğini görmüş oldunuz sayın arkadaşlar. Ve aşağı yukarı bu şekilde geliyor. Mükemmel bir çizgi mi? Mükemmel bir çizgi değil sayın arkadaşlar. Bu açıdan gördüğümüz kadarıyla mükemmel olmasına gerek var mı? O kadar mükemmel olmasına gerek yok. Zaten mahya kiremitini üstüne koyunca anlayacaksınız niye o kadar mükemmel gerek olmadığını. Diğer kısmını da artık diğer videoda inceleyelim sayın arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.